Antakya Kadın Platformu üyeleri savaşa ve kadın şiddetine karşı kamuoyunda tepki oluşturmak amacıyla Gündüz Caddesi üzerinden sloganlar atarak Urmumcu alanına yürüdü. Aralarında ODTÜ olaylarını destek vermek ve savaşa karşı Antakya'da düzenlenen eylemlerde hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan'ın da bulunduğu eylemci grup ilk olarak Ahmet Atakan'ın daha sonra ise Abdullah Cömert'in hayatını kaybettiği yere gelerek dualar okudu ve ağıtlar yaktı. Buradan Urmumcu Bulvarı'na doğru yürümeye başlayan grup adına konuşan Antakya Kadın Platformu Sözcüsü Gülsey Kaya, Gezi Parkı eylemlerinde demokrasi şeyde olanların polis terörüne kurban gittiklerini öne sürerken AHİM'e başvuru yapan ailelerin daima yanında olacaklarını ifade etti. Bizler bastırmaya çalıştıkları öfkemizle bir kez daha haykıracağız. Öldürülen gençlerimizin failleri bulunana ve hesap verene kadar sokaklarda olacağız. Tutuklanan gençlerimiz özgürlüklerine kavuşuncaya kadar sokaklarda olacağız. Yıllardır Türkiye'de de bugün Suriye'de kadınlara yönelik uygulanan her türlü baskı ve şiddete direndiklerini belirten Gülsey Kaya, emperyalizmin dünya halkları üzerinde hakimiyet kurma politikalarının karşısında kadınların ve tüm halkların mücadelesini göreceğini kaydetti. Savaşa karşı barışın sesini tüm dünyaya duyurana kadar sokaklarda olacağız. Karakollarda yaşanan kadına yönelik tacizi, tecavüzü, işkenceyi hep birlikte haykıracağız. Gezi şehitleri ve Gezi tutsakları lehine sloganlar atan Antakya Kadın Platformu üyeleri yapılan açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.